Türkiye çuval hafif bir çuval olduğu için mi? Nasıl tuttu sence? Çuval hafif olduğu için hafif tutulmuş ama ağır olduğu bravo için Rukiye sürünmesi lazımdı. Bravo Rukiye. Olmuş. Doğruyu söylüyorsun. Hafif. Evet. Kaldırma riski güzel kaldırılmış. Evet. İsmail'in yüzünü çekelim. Beyefendi. Çek. Beyefendi. Peki o sırada çuvalın içinde ne olduğunu gördünüz mü siz? Bazlama gördüğünüzü söylüyorsunuz. Sadece bazlamayı gördüm. Peki kıyafetler başka bir şey var mıydı? Başka bir şey görmedim. Hı? Çuvalın görmedim. Boyutu doğru mu? Bu kadar evet. Var mıydı? Ama bu şekilde değil, ince. Hani güneşte şey olmuş ya, tarih olmuş ya. Erimiş. O çuvallardan. Ha, bak, ben özellikle gittim. Gidemem, erimiş diyor. Çuval ince erimiş diyor. Gizli, şey, kuzu alt alta çuval güneşte erimiş. Ne vardı o çuvalda İsmail? Valla işte... Tüfek var mıydı tüfek? Tüfek olsa zaten içinde... Ben size açabilir miyim? Aç. Bu gizli tanı kazar o zaman öyle şüpheli halde görseler yanında MUT jandarma karakolu var, polis karakolu var, bildirdin oraya beni. Ben bildirdim zaten. Size bir de diğer türlü kameraya dönün beyefendi, sırtınızı dönmeyin. Yüzünüz o tarafa dönün. Ben fazla şey yapamıyorum, kusura bakmayın, ben alışkın değilim. Çuvalınızı dökün Sayın Görgü tanı balım. İyi varmış. Boyunu kurtardığını farkında mısınız? Hı hı. İdam Hanım. Evet. Bakın. Bu namludur. Namlunun boyudur. Aşağı yukarı. Burhan Bey. Evet, aşağı yukarı tutuyor. Lidam Hanım görüyor musunuz? Şöyle devam edin. Namlunun. Etrafı da bezdir. Ben başka bir şey söylemiyorum. Zaten Türk dedi ben. Bundan sonrası zaten hakimlere aittir. Tıkır tıkır diyordun. Hakimlerin de vicdanına bırakıyorum o hakimlerin. Evet. O anlayan da anlamıştır o benim lafım nereye gittiğini. Peki, ben biliyorum. Veli'yi bana getirir misiniz? Veli Bey gelebilir mi? Hakimler, savcılar gayrı sabrımızı zorlatmasın. Şimdi kıyafetleri, Rukiye'nin kıyafetleri olmuş olabilir mi İsmail'e? Ben içinde? Onu bilemiyorum efendim. Abim ya işlediyse abim, başkası işlediyse başkası. Gayrı, yeter sabrımızı zorlamasın bu hakim sen, savcı. Sen cezaevi arkadaşına görmemesi gereken bir şey gördü gibi bir ifade kullanmıştın. Cezaevi arkadaşına demişsin ki Yılmaz Kılınç görmemesi gereken bir şey gördü. İsmail Bacak'la ilgili görmemesi gereken Yılmaz Kılınç ne gördü? İşte barnağını ispatlıyor. Nasıl yani? Barnağını ispatlıyor ya Allah bir gün. Bunu İsmail'e mi söylüyor? Bilmem orasını artık. İsmail suçlu olmadığına göre. E kime söylüyor? İspatlayana ispatlandırır onu. Suçlu kimse olan suçluya ispatlanır onu. Bir gün Allah'ın adaleti büyüktür demek istemiş. Zaten normalde de hep böyle yapardın. Böyle bu şekilde. Şimdi siz kuliste Veli ve İsmail, Veli'yi de görelim lütfen. Beyefendiyi görmeyelim. Az beri otur da sık oturum. İkiniz kuliste aranızda bir görüşme geçiyor. Açıklayalım değil mi arkadaşlar? Veli, evet. İsmail aynı kulisteler doğru mu? Evet. İkiniz yan yana kuliste ne konuştunuz? Siz mi söylersiniz ben mi söyleyeyim? Ne zaman? Az önce kuliste bir yan yana oturdunuz ya sen. Veli'ye, evet. Veli İsmail'e ne konuştun sen? Ne konuştum mu? Hı, ne konuştun? Dedim. Canım? Sen yapmadın ha, sen yaptın ha, şahidi var mıymış? Dosya var mı? Hayır öyle söylemedin. Sen İsmail'e ne dedin? Nasıl ne dedin? Kuliste sen kardeşin mi oluyor, abin mi oluyor? İsmail'e ne dedin? Abim oluyor. Abin İsmail'e ne dedin Veli? Ben bir şey hatırlamıyorum ki ne. Yani senin yapmadığını diyor, herkes biliyor. Herkes biliyor senin yapmadığını. Yapmadın, rahat ol dedi, başka bir şey demedi. Öyle değil, öyle değil, yani öyle değil. Biz de biliyoruz bunu. Öyle değil, öyle değil. Kuliste sen... Veli, İsmail'e ne dedin? Abla ben bir ne dedim? Ya işte söylediğimi söylüyorum. Nece konuştuysan. Söylediğimi söylüyorum. Demişsin ki evet. Veli, İsmail'e. Evet. Sen gizli tanığı tanımıyorsun. Biz tanıyoruz. O adam üst taraftan seni çelişkiye düşürmeye çalışıyor. Sen önceden ne dediyse onu söylemeye devam tamam, et. Tamam doğru, doğru. Ben o gizli tanığı tanıyoruz mu biz? Tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Sen onu tanımıyorsun, biz tanıyoruz demişsin. Hayır biz ben onu nasıl tanıyorum? Böyle değil mi Özden? Nasıl tanıyorum dedim. Ben nereden ben tanıyorum? Ben belki nereden tanıyorsun? Başka yollardan tanıyorum ben. Nereden tanıyorsun? Tanımıyorsun ya nerede tanıyorsun? Ben bu gizli tanıyorum. Ankara'da tanıdığın var mı? Ankara'da tanıdığım anladığım yok benim. Nereden tanıyorsun? Ben tanımıyorum. Ben tanıdığınız yeri biliyorum sen. Hayır. Tanımıyorum biz tanımıyoruz. Yani şunu söylüyorsun sen önceden ne söylemeye devam ediyorsan ne söylediysen gizli tanığı tanımadığını söylüyorsun ya bunu söylemeye devam et. Bunu söylemeye devam et diyorsun. Yani Veli'nin burada doğruları söylemesini... Ben abimin dediği sözü şu. Karakolda ne ifade verdiysen ona devam et dedim. Doğru.
Karakolda verilen adam ibadet. Karakolda gördüğü adamı tanımadı şurada ya. Karakolda o karakolda gördüm diyor ki. Tanımıyor. Bu onu tanımıyor onu biz. Biz tanımıyorum. Tanımıyor. Karakolda görmüşsün İsmail'cim. Tanımadığın insan senin cep telefonunu, tanımadığın insan ayakkabı şeyini, tanımadığın insanın bazlamayı içinde görmediğini, bu çuvalın o çuval olmadığını sen nereden biliyorsun İsmail? Beni tanımıyorsun. Tanımıyorum ben karakolda gördüğüm adamları. Sayın bir satan. Peki kül rengi bir montun var mı? Buyur. Kül rengi montun var mıydı o dönemde? Kül böyle kül şey. Kül rengi. Valla geçmiş günü bilemem. Ola da bile olmaya da bile. Ben var mı ki? Karakolda kabul ettiğini biliyorsun değil mi jandarmada? Evet doğrudur var diye. Montu kabul etmişsin. Valla onu öyle bilmiyorum yani. Ben İki gömlek üst üste giyiyor musun İsmail? Geçerlidir benim yani. İki gömlek üst üste giyer misin? Hayır onu hiç giymedim. Kıyınlar. Alttaki gömlekte kan vardı üstüne. Onu kamufle etmek için giydi. Onu bilemem Mercan Hanım. Ben görmediğim şey İsmail'i ben adam vururken görmedim. Temmuz ayında bir insan niye üst üste gömlek giyer? Üstüne de mont giyer. Peki giye. İsmail bir soru daha soracağım. Evet. Son sorum. Çay içerken. İşte Mercan çok iyi bir yere değindi. Üst üstüne sırtına gelir. Onlar benim kan muhatabım değil. Giyer. Ben onlarla bir şeyim yok. Kan varsa giyer evet. İlhan Hanım sorabilir miyim? Demek ki onlar giydirir. Onlar giyip yok açıklıyor adam. Beyefendinin sana bir şeyi var sorusu daha var. Şimdi biz çay içiyoruz ya. Çay içerken benim arabamın bagajının açık olduğunu bir anladın. Ben hiç farkında bile değilim. Neden bana kapıyı kilitlettirdin İsmail? Ben senin arabana da binmedim. Gelmedim ki ne kilitlettirsem. Ya adamı ne benimle sen çay içmedin İsmail. Ben... Elini yüzünü nerede yıkadın İsmail? Gelmedik, geldi benim tamam. Elini nereden yüzünü... vurdun da yıkadım? Şurada elini yüzünü yıkadın ya sen bir uyarma verdin ne mi bana? Ne sohbet yaptınız beyefendiyle? Hangi konularda konuştun? Ya çay nerede? Belden altı. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Hangi konularda konuştu İsmail? Belden altı, o, bu, şu. Ha, bir soru da zeki. Ben şöyle söyleyeyim, bir dakika. Alman. Bir saniye, şöyle söyleyeyim. Nasıl söyleyebilirim? Şunu ortadan kaldırabilir miyiz? Ya bunu kalsın, fazla kalsın. Konuşamayız. Yani. Nasıl? Ya yo. Tabii, siz lütfen. Nasıl? Tabii ki konuşamayacağım ama İsmail gözüm içine bakar mısın? Sen bu. O sırada... Beyefendinin iddiasına göre... Bundan önce benim bir soru sormam lazım ama. Rukiye onu sor, ben soru sorayım. Tamam. Sor. Rukiye Hanım, Sayın o dönemde sizin davarınız çok değil mi? 26-27 davarım vardı. Hayır, sizin değil. Abilerinizin. Abimin var adın, evet. Annemin... Atıyorum, 300-500. Abim annemde kalmıyordun, üstün kırılarında kalıyordun. Hayır. Neydi isminiz? Veli. Kaç tane davarınız vardı? Nasıl yani? Veli annem geldi dedi mi? Ben ayrıydım. İsmail ağam. Hüsnü'nün tamam, İsmail neredeydi? Abingil'in kaç tane davarı vardı? İsmail'in mi? Hı. İsmail'in varsa 100 kadar bir davarı. 100 kadar davarı vardı. Kaç tane devesi vardı? Yoğadı. Kaç tane atı vardı? Deve hiç yoğadı. Atı kaç taneydi? Traktörü vardı. Bir saniye efendim siz söylemeyin rahat rahat. At da yoğdu, deve de yoğdu. At da yoğdu, bizim de deve, annem ile benim yanım dedi deve. Ben sen benim sorularıma cevap ver. Kaç tane eşek vardı? Eşek yoktu. O dönemde? Yoktu. Peki tamam. Kabul ediyorum o zaman. Kaç tane eşek vardı? Yoktu. Yoktu. İki eşek vardı. Kaç tane eşek vardı? Yoktu ya. Partize bir şey rica ederim. Cimi'ye çık. Cimi'ye çık. Çık Cimi'ye. Cim yukarı çık. Arkadaşım çık yukarı. Çık. Ver müziği. Doğru mu İsmail? Yayınlayamayacağımız iddiadan bahsetti. Tamam. Ya Rukiye niye gülüyorsun? Rukiye doğru mu? Yok. Değil mi? İki hayvanın olduğundan bahsetti. Bilmiyorum. İki hayvanın olduğundan bahsetti. Gizli tanık. İki hayvanın olduğundan bahsetti. İki tane hayvanınız var eşek. Evet hayvan var. Siz yalan söylüyorsunuz, gerçeği söylüyor. Gelelim şu define meselesine.
Beyefendi size define ile ilgili ne dedi? Define ne? Define ne?